1632 yılında iktidarını sağlamlaştıran Sultan 4. Murat, Şark meselesine doğrudan müdahil olmayı seçerek sefer hazırlıklarına başladı. Bu durum, Sultan 2. Osman'ın yaşadığı acı tecrübe akıllara getirilirse, bir Osmanlı padişahının ordunun başına bizzat geçerek hanedanın gücünü ocak ve devlet adamlarına yeniden kabul ettirme girişimiydi. Sultan 4. Murat ilk seferini Bağdat yerine Revan üzerine yaptı ve 1635'te şehri ele geçirdi. Bununla birlikte Safeviler 7 ay geçmeden Revan'ı geri aldılar. Ertesi sene Erdalanoğlu Han Ahmet'in Osmanlılara sığınması gözlerin bir kez daha Irak-ı Arap dolaylarına çevrilmesine neden oldu. Seferin belki de en önemli kazanımı Sultan 4. Murad'ın Revan'ın mağlup valisi Emir Güneoğlu Tahmas Kuli Han'la kurduğu dostluktu. Kuli Han'a Emir Güne şeklinde hitap eden Osmanlılar Han'ı İstanbul'a davet edip maaş bağladılar. Bugün Emirgen isimli Boğaz Yalısı'nda bir bahçeye yerleşen Emir Güne burada İran tarzında bir köşk yaptırdı. Keza 1635 aralığında görkemli bir alayla başkente giriş yapan Sultan 4. Murat, zaferinin anısına Topkapı Sarayı avlusunda Revan Köşkü'nü inşa ettirdi. Safevilerin karşı taarruzu sırasında bir Osmanlı yardım kuvveti Revan'a gönderilmiş olsa da bu durum yeterli olmamıştı. Sultan 4. Murat, Revan'ın kısa sürede elden çıkması yüzünden kışı Diyarbakır'da geçiren Vezir-i Azam Tabani Yassı Mehmet Paşa'yı azlederek Şark seferinin şahsına yönelik bir başarısızlık hikayesine dönüşmesini ustalıkla engelledi. Bu arada 1629'da Şah Abbas'ın vefatı üzerine Safevi tahtına Şah Safi geçmişti. Hindistan'daki Babürlü Sultanı Şah Cihan 1638 Ekim'inde Musul'a ulaşan 4. Murad'a ilettiği mektubunda Safevi devletine karşı ortaklaşa mücadele etme çağrısında bulunuyordu. Nitekim Babürlüler Kandahar ve Horasan'ı alıp Özbek hükümdarı Hüseyin'i kışkırtmak suretiyle Safevileri doğudan epeyce sıkıştırmış vaziyetteydiler. Şah Safi iki cephede aynı anda savaşmanın mümkün olmadığını kabullenip Şiiler açısından dini bir merkez sayılan Bağdat'ı elde tutmanın daha önemli olduğunu hükmetti. Çevre vilayetlerden toplanan asker ve mühimmat Bağdat'ın müdafası için buraya aktarıldı. Sultan 4. Murad'ın başını çektiği Osmanlı ordusu 16 Kasım 1638'de kuşatmayı başlattı. 39 gün süren muhasarının ardından kale içindekiler aman talep ederek teslim oldular. 16. ve 17. yüzyıllardaki yerleşik askeri uygulamalara göre aman istekleri kabul edilen garnizonlar silahlarını mücadelenin galiplerine teslim ederler. Muzaffer ordunun komutanı tarafından kendileri ve ailelerine verilen can güvenliğinden istifade etmek suretiyle taşınabilir mallarını yanlarına almalarına göz yumularak kaleden çıkıp giderler. Bu sözlü anlaşmalar çoğu vakit galip tarafın yenilgiyi kabul edenlere belli sayıda araba tahsis etmesiyle genişletilir. Yine muzaffer birliklerin sağladığı korumayla hareket eden garnizon neferleri sağ salim en yakındaki düşman kalesine kadar geçirilirdi. Ne var ki Osmanlı-Safevi savaşlarına damgasını vuran mezhep gerginliği bu kez kalenin devir tesliminin bu denli pürüzsüz yürümesini engelledi. Zekeriyazade Yahya Efendi, Osmanlı tarihinde bir sefer ordusuna eşlik eden ilk Şeyhülislam olarak oradaydı. Bundan önceki Bağdat kuşatmalarında Osmanlı askerlerinin çektiği cefa büyük bir kine dönüşmüştü. Nitekim Şii olan Safevi devleti Bağdat'a girdikten sonra adeta uyguladığı soykırım ve şehri tepeden tırnağa yakmış olması Osmanlı üzerinde büyük bir etki uyandırmıştı. Bir taraftan Sunnilerin katledilmesi, diğer taraftan İmam-ı Azam Ebu Hanife ve Abdülkadir Geylani gibi zatların kabirlerinin tamamen tahrip edilmesi gerginliği had safhaya çıkarmıştı. Ayrıca silahlarını teslim etmesi gereken Safevi garnizonundan birçok asker silahlarını teslim etmediği gibi birçoğu da sivil kıyafetler giyerek silahları ile halkın arasına karıştı. Bu durum Osmanlı ordusu Bağdat'a girdikten sonra da şehir içinde günlerce çatışmaların yaşanmasına yol açtı. Şehir her ne kadar Osmanlı kontrolüne geçmiş olsa da şehirde kalan Safevi milisler sivil kıyafetler giyerek adeta terör estiriyordu. Öyle ki Sultan 4. Murad'ın dönüş için hazırlandığı günlerde Bağdat'ın iç kalesinde büyük bir patlama ve terör saldırısı gerçekleşti.
Bu saldırıda yüzlerce Osmanlı askeri şehit edilmişti. Bunun üzerine Sultan 4. Murat şehirdeki yönetimi sıkılaştırdığı gibi şehri Şiilere tamamen kapattı.